Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Xitay Uyghurlarının öylerini mecburi çekişini devamlaştırmakta. Xitay Şarkı Türkistan'daki Uyghur milli uslubida selingan öylerini atılmış konu olduraq rayonlarını özgertiş, terakiyat rayonu'u udul kelip geliş digendek bahaneler bilen çekiş özgertiş cinayetini izgil devamlaştırmakta. Lager şahidi Zümrət Davud Hanım 10. iyul ictimai taratku hesabıda tarqatkan bir sindin malum buluşça, Xitay bu yılma Şarkı Türkistan'da türlük bahaneler bilen Uyghurlarının öylerini yeni buluşuqa karamay mecburi çekişini devamlaştırgan. Mezgürsinde Xitay mecburi çakmakçı bolgan öyünün əsli görünüşü, onun qoşna ailenin öyünün çıkıp bolgan din kiyinki xarabilikleri körüstülgen. Sindi körüstülüşçe mecburi çakılmakçı bolgan iki qabetlik öy herxil güzel nakışlar ve uymalar bilen milli uslubdi bezelgen körgem sırlanğan bolup, öyünün selinğınıgı teyhe uzak bolmağallıqı inek görünüp durudugen. Öyünün tövrüklerimi uyma tövrük bolup, öyünün tam turus ve limlerinin beşiğe nakış uyul. Hatta öyünün hoyillerimi çıraylıq Uyghur milli üslubu de yasalgan. Mezgür sıllar Xitayning dava kılvatkan edek atılmış konu aciz öylerini yenilip seliş emez, belki yeni selingan öylerini mu mecburi çakallıqını, Uyghur mahallelerini veyran kılvatkanlıqını ispatlap vermekte. Sinni tarqatkan öy egisi Xitaylarının atılmış terakiyat rayonu'u toğru kilip kaldı degen bahane bilen öyünü çakıdıqallıqını uxturgallıqını, bunu anlap keçide uxulayalmağallıqını etkan. Öy iki qabat kılıp selingan bolup, pütkili aran 3 yıl bolgan yeni koru öy iken. Xitay taratqularının xabirden malum buluşça, Xitay rejimi 2010 yıldan başlap, Şarkı Türkistan'da atılmış kapilik mahallelerini çekip özgertiş namıda, Uyghur milli uslubida selingan öylerini çekip özgertişke, Uyghur mahallelerini veyran kılışkı başlayan bulup, 2023 yılı Şarkı Türkistan'da cami 49.662 yürüş öy ve rayonu çekip Xitaycı uslubka özgertken. 2023 yılının ahırgıca Şarkı Türkistan'ın şehir bazarlarındaki cami 1.797.000'dan artık öy çekip özgertilgen. Bundan bir hafta burun Gulcu Nahiya Baytoqay kenti Çığlıq Mazar kentide mi Xitay rejimi barlıq dehqanlarının yerlerini ruxsatsız tartib edip Xitay aqullarga berib atgan bolup onun sin görünüşleri mi gulguluk qozğan edi. Xitay rejimi yakınki yıllar mabeynida Şarkı Türkistan halkını zor kölemde türmü ve ceza lagırlarga kamap her xil vasitler bilen dini milli kımmet qaraşlarından öz kültürüden vazgeçişke mecburlap narazılıq bildirgenlerini közdün yokutuş bilen birge Uyghur İslam üslubida selingan öylerini, hoyla aramlarını türlük bahaneler bilen mecburi çakkan. Tarqalgan sırlar Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqının azıraqmı pesaymegenligini, Xitayning bu yılmı türlük yusunda devamlıq küçep icra qılıvatqanlıqını körüstüp bermekte. NATO Xitayning Rusya-Ukraina urushining halqılıq ittirgücüsü hikayelikini bildirdi. Şimali Atlantik Ehdi Təşkilatı Xitayını Rusya-Ukraina urushidagi halqılıq ittirgüçi deb atıgan. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bununla karşı narazılıq bildirip, Şimali Atlantik Ehdi Təşkilatı günahını başqalarga döngidi deb jar saldı. Amerika vazının bu haqtiki xabirde bildirilişçe Şimali Atlantik Ehdi Təşkilatı 10. iyul NATO-Washington xitabnamesini ilan qilib, Xitayını Rusya-Ukraina urushidagi halqılıq ittirgüçi deb körsetken, hem de Xitayını derhal Rusya'ya qaratgan uruş yardımını toxtışqa çağırgan. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği peyşembe günü bu ayıplashni rad qilib, Şimali Atlantik Ehdi Təşkilatının heç qandaq dəlil ispatsız halda Amerika tarafından toqıp çıqırılğan yalğan uçurlarını tarqatqanlıqını dava qılğan. Şimali Atlantik Ehdi Təşkilatının ilgirki Xitay Rusiyanı qolledi degen bayanatıqı seleşturğanda bu qetimki Washington xitabnamesinde işiltilgen Rusiya-Ukraina urushidagi halqılıq ittirgüçi degen ibara NATO'nun Rusiya-Ukraina urushi başlangandan buyan Xitayni eng qattiq ayiblashi deb qaralmoqda. Xitobnomada ko'rsatilishicha Xitay bilan Rossiya o'rtasidagi cheklanmasiz hamkorlik munosabati va Xitayning Rossiya mudofaa sanoatiga zo'r mablag' selishi Rossiyaning urush qo'zg'ishiga yordam bergan. NATO xitobnomada Xitayni Rossiyaning mudofaa sanoatiga bo'lgan barliq moddiy va siyosiy qo'llashni to'xtatishga chaqirgan. Shimoliy Atlantik Ehdi Tashkiloti bosh kotibi Yens Stoltenberg chorshanba kunidagi axborot e'lon qilish yig'inida Xitayning Rossiyaga harbiy puxraviy uskunalar mikroelektronlik uskunalar
qurilmalar va boshqa nurg'un qurollarni ta'minlaganligini, bularning Rossiyaning Ukrainaga hujum qilish uchun qo'llanilgan boshqarilgan bomba, portlatqich va ayroplan qatorli qurollarni yasishiga imkoniyat yaratib berganligini bayon qilgan. Stoltenberg bayonotida yana NATOning barliq ittifoqdoshlari Xitoyning Rossiyaga yordam qilganligini aniq muayyanlashtirdi. Bu Xitoyga nisbatan muhim bir uchur. Biz bu ahvolning yana davomlashishiga yo'l qo'yishga bo'lmaydiganligini bilamiz, degan. Pakistandagi Xitoy mablag' solgan turlar bexatarlik tahdidiga duch kelmoqda. Xitoyga qarshi harakatlarning ko'payishi sababli Pakistandagi Xitoy mablag' solgan turlar tarixda ko'rilmagan darajada bexatarlik tahdidiga duch kelgan. New York pochtasi gazetasining 11 iyul xabar qilishicha, Pakistanning g'arbiy janubidagi dengiz bo'yiga joylashgan Avat port shahrida yangidan qurilgan bexatarlik to'siqlari va yuzlagan yangi tekshirish punktlari Xitoy ishchilarining bexatarligini qo'g'digan. Pakistanning Arab dengiziga tutashgan eng cho'ng shahri Karachida Pakistan amaldorlari Xitoy yordam bergan taraqqiyot turlarini qo'g'daydigan alohida qismga yuzlagan odam saplagan. Undan boshqa poytaxt Islomobodda amaldorlar Xitoy fuqarolarini qo'g'dashga maxsus yangi saqchi atrofida qurgan. Bildirilishicha, Pakistanning har qaysi joylarida Xitoy mablag' solgan cho'ng turlarga qaratilgan qurolli qarshilik harakatlarining ko'payishi sababli Pakistan hukumati Xitoy ishchilarining bexatarligini kuchaytirgan. Xitoy ishchilariga qaratilgan hujumlar iyg'ir krizga duch kelgan Pakistan iqtisodining davomlashishiga turtki bo'lgan asosiy qurilish, energiya va savdo turlariga tahdid shakllantirgan. Bildirilishicha, Xitoyning Pakistan turlariga mablag' solishi 2015-yilda boshlangan bo'lib, bir balvoq bir yo'l savdo planining bir qismi hisoblangan turlarning umumiy summasi 60 milliard Amerika dollari atrofida ekan. Hozir Pakistanda 10 minglagan Xitoy ishchi borligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, mo'ljallangan sonlar o'xshash emas. Növbette Xitoyning mablag'i Pakistan uchun intayin muhim bo'lib, Amerika 2021-yili Afganistondan chekingandan buyon Amerikaning Pakistonga qaratgan yordami asta-asta azaytilgan. Bu yil 26 mart bir o'zini qo'shib portlatquchi mashinasini Pakistonning g'arbiy shimolidagi to'sma qurilishiga ketayotgan Xitoy injenerlarining mashina atrofiga soqqan bo'lib, mashinadagi 5 Xitoy, 1 Pakistonlik shofyor o'lgan edi. Bu shu hafta ichida Pakistondagi Xitoy mablag' solgan qurilish turlariga aloqador 3-chi qatimlik hujum bo'lib qolgan edi. Bu vaqtdan keyin 30 mart bir Xitoy amaldori Xitoy hudigarlarining Pakistondagi 2 cho'ng to'sma qurilishini to'xtatganligini bildirgan edi va bu shirkatlar Pakistan doiralaridan taxminan 1250 Xitoy ishlaydigan o'rinni qayta ochishdan burun yangi bexatarlik planini o'tirg'i qo'yishni talab qilgan edi. Oldingi oyda bosh ministr Shahbaz Sharifning ishxonasi bayonot e'lon qilib, davlat miqyosida terrorlikka qarshi yangi harakatni yo'lga qo'yishni qaror qilganligini bildirgan edi. Bu qarorning chiqarilishida Xitoyning besimining muhim sabab ekanligi ilgari surilgan edi. Rossiya sug'uq munosabatlar urushiga qarab ketayotganligini bildirdi. Rossiya prezidentlik mahkamasi bayonotchisi Dmitriy Peskov Amerikaning Germaniyaga uzun masofalik chorlig'ichi boshqarilgan bomba o'rinlashtirish qaroriga Rossiyani bostirishga urinish qadami deb baho berib, dadil qadamlar bilan sug'uq munosabatlar urushiga qarab ilgirlayotimiz dedi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Peskov Rossiyaning davlat egaligidagi Rossiya bir qonuni bilan o'tkazgan suhbati jarayonida Amerikaning 2026 yildan boshlab Germaniyaga Tomahawk nomli uzun masofalik chorlig'ichi boshqarilgan bombalarni o'rinlashtirish qarori to'g'risida to'xtalgan. U Rossiyaning bu qarorga munosabatlik o'zgarishlarni ko'zlayotganligini ta'kidlab, Germaniya, Amerika, Fransiya va Angliya Ukraina to'qunishiga bevosita qatnashmoqda. Bularning hammasi davlatimizni bostirish va bizning jang maydonidagi strategik mag'lubiyatimizga kafolatlik qilish uchun elib berilmoqda, degan. Peskov bu o'zgarishlarda sug'uq munosabatlar urushining alomatlarining borligini o'tirg'i qo'yib, biz sug'uq munosabatlar urushiga qarab dodil qadamlar bilan ilgirlayotimiz. Bularning hammasi ilgari yuz bergan edi, degan. Oldingi kuni Amerika bilan Germaniya birlashma bayonot e'lon qilib, Tomahawk chorlig'ichi boshqarilgan bomba va boshqa yiroq masofali qurollarning 2026 yildan boshlab Germaniyaga o'rinlashtirilganligini uqtirgan edi. Amerikaning bu xildagi uzun masofali qurollarni Germaniyaga o'rinlashtirishi oldingi asrning 90-yillarida ishqa oshirilgan edi. Hurmatli ko'rmalar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertəki proqramımızda görüşəcək. Aman bolğaysınızlar. Assalamu alaykum və rahmetullah.